Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 15 Nisan Pazartesi, Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, bayram seyran dedik, bitti ve normal günlerimize dönüş yapıyoruz. Bursa'da bugün sezonun birinci yarış programı. Neden birinci yarış programı diyoruz? Çünkü yaz at yarışları sezonuna girildi arkadaşlar. Yani bugün Bursa'da görmüş olduğunuz gibi birinci yarış günü. Tabii yarın Ankara yarışları, çarşamba İstanbul yarışları hepsi 0 kilometre. Başlıyor ve taylar da, Arap tayları da ilk startlarını veriyor. Allah ayaklarını düz bastırsın. İnşallah kazasız belasız güzel sezonlar dileğiyle. Bu arada arkadaşlar benim eski takipçilerimden yurt dışı takiplerini yapan arkadaşlarımız vardı. Hatta üyelik yaptı yurt dışı yarışları için. Ben bir sene civarından beri yurt dışı yarış programları yapmıyorum. O da rica etti. Normalde ben en az 10 üyelik yapılması, şu anda katıl butonuna üyelikler yani en az 10 tane olursa en azından bu yayına başlarım demiştim. Ama şimdi bir kişi içinde yapılmaz denilebilir ama ben şimdi kimseyi de kırmak istemiyorum. En azından mahcup duruma düşmek istemiyorum. Haftada 4 veya 5 gün yine Amerika yarış programları olacak. Yani çarşamba günü büyük ihtimalle olacak. Yani bu Bill Rogers gibi yerler değil de asıl yarış olan yerlerde yarış programı sunacağım ama sadece katıl butonundan üyelik yapan arkadaşlara. Çünkü daha evvelden beri söylüyorlardı katıl butonundan üyelik yapanlar bizim için ayrı bir programı yapacak mısınız diye. Ben de söyledim hani zamanı gelince muhakkak bir şeyler yapacağız. Ben de ilk startınızı verelim diyorum. Sizler de eğer yurt dışı yarış programlarına ilgiliyseniz katıl butonundan üyelik yapabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki ya katıl butonuna para vereceğiz, şeylik yapacağız gibi laflar yapıyor. Ama inanın bana zarar etmezsiniz arkadaşlar. Ben size onun garantisini vereyim, zarar etmezsiniz. Yani toplam bir aylık bir zaten bir üyelik aidatı olacak. Yani canınız istediği zaman çıkabilirsiniz de. Ama dediğim gibi ben normalde yapmak istemiyordum. Yapma taraftan çünkü bayağı vaktim alıyor. İnanın zamanımı alıyor. Hele bir de yaz sezonu geliyor. Yani hepten vaktimi alacak. Çünkü normalde ben sabah erkenden kalkıp balığa giderdim. Gece geç saatlerde dönerdim. Nasılsa ertesi günü şey yarışları var. Yerli yarışlar vardı. Onların hazırlığını yapardım. Sonra bu program bitince ertesi günün hazırlıklarına başlardım. Ta ki ertesi günün kahvaltıyı yapıp hemen oltaları alıp giderdim. Ya, yapacak bir şey yok. Yani ne yapabiliriz ki? En azından orada stres atıyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Şimdi balık sezonları da yavaş yavaş başlamaya başlıyor. Ama dediğim gibi yine ben kendimden bir şeyler katmaya çalışacağım. Ama dediğim gibi yine Amerika yarışlarında oynamak isteyenler varsa katıl butonundan üyelik yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben size onu söyleyeyim. Yani zarar etmezsiniz. Her türlü bir parasını acısını çıkartırız. Hatta şöyle söyleyeyim size. İki tane bilen altılı çıktı. Onlardan birisi inanın benim belki de ikisi de bendendir. Çünkü benim verdiğim tahminden çıktı yani. Belki kısmet size de olabilir. O yüzden çarşamba günü Allah nasip ederse herhalde büyük ihtimalle Kinland yarışları var. Şimdi o programa bakmadım ama Kinland yarışlarına itibaren ben sizlere tahminlerde vereceğim. Ama dediğim gibi herkese açık olarak değil sadece üyelik yapan arkadaşlara. Gelelim bugünkü sezonun açılış programına. Evet, Bursa'da yarış birinci yarış günü ve saatler 13.30'u gösterirken birinci koşuda şartlı bir 3 yaşlı Arapların 1000 metre kupon yarışıyla ilk startımızı verelim. 4 ve 8'in ekir olduğu 11 tayın yer almış olduğu bu koşuda ben önce 3 dolu Bonyalı Cowboy, bu Paratay temsilcisi Ali Yıldız'la start alacak olan bu safkan yine uzun zamanda bir itinaya hazırlanan ve hem anneden hem babadan çabuk, süratli bir tay orijinine sahip. İdmanlarda da bayağı iyi, 26'ları en azından 27'leri gördüğüm bir isim. Yani maşallah diyelim. Ben de favori olarak çıkıyor 3 dolu Bonyalı Cowboy. Daha sonra 4 dolu Gök Adası, 8 olur bedel 2 ile ekürü olan bu 2 ekürü de oldukça hazır gözüküyor. Çalışmaları gayet iyi. 9 olur gerçek mavi bir Dilran temsilcisi. Geçen Dilran da taylık zonunda bayağı şampiyon bir taylardan birisiydi. Bir arızadan dolayı maalesef yarış sahalarına uzaklaşıp aygırlığa başladı. Bu sene Dilran taylarının ben çok iyi yarışlar çıkaracağını söyleyeyim. Yani Dilran taylarını boş geçmeyelim. O yüzden 9 olur gerçek mavi yazalım. 10 olur öz serçe bir öz haber temsilcisi. Furkan Himli start alacak olan bu safkan da yine önlerde şanslı gözüküyor. Tabii bir nolu Altunpar. Bütün Özbey temsilcisi Ali Can İnci ile yine idman durumunu beğendim bu safkan da iyi hazırlıklar içerisinde. Benim de bugün önderebileceğim isimler arasında
3, 4, 9, 10 ve 1 çıktı arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldik. Şartlı 2-3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre kum yarışı ile. Ve 7 sakalın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman Rosa Bianco, Scarface temsilcisi Nevzat Avcı ile start alacak olan Sakal. Geçen sezon 2 yarış koştu. İkisi de çim yarışı ile ikisini de kazanan bir isim. Ve 269 günlük arası var. Ama idman durumu da maşallah dedikçe şekilde son aylarda galop sayılarını hem arttıran hem dereceli galoplarla oldukça da hazır görüntüsüyle bence bu yarışta kazanmaya devam edip 3. birinciliğine kavuşmasını bekliyorum kum pistte. Yani orijinal gerçekten iyi. Yani kum pistteki dereceli galoplarla da bence böyle uygun rakipler arasında kazanmaya yakın. O yüzden ben 4 nolu Rosa Bianco'yu tek olarak edeceğim. Neyse tavsiye. Günün 3. koşusu şartlı 3, 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum yarışı ve 5 ve 6'nın ekürü olduğu yerde 6 nolu Flatios Bırak Bastır temsilcisi Tolga Yıldız'ı start alacak olan Safkan. Son ikinciliğini oldukça beğendiğim bir isim. Çalışmaları da iyi. Bir de 5 nolu Safkan'la ekürü olan Safkan bende ilk sırada. 1 nolu Mittelmer, bir Torop temsilcisi Eren Kadirler'e start alan Safkan yine istikrarlı ve formda. Biraz ağırlaşan kilosuna rağmen bugün yine iyi grupta start alıyor. Tabii ki 4 nolu Zizino, bugün River'ın temsilcisi de Ali Can İncil'e. İlman durumunda oldukça iyi gözüken bir isim. Bence bu güzel bir grupta da kendine güzel bir şans bulmasını beklediğim Safkan. 6-1-4 3. koşudaki sıralama oldu. Günün 4. koşusu şartlı 3-4'te yukarı Arapların 2100 metre kum yarışına geldik ve 10 Safkan'ın yer almış olduğu bu 7'li plasenin başlangıç ayağında 4 nolu Sultan Yel, bu Sultan Depos temsilcisi Muhammed Birbilgin de start oluyor. Ben bugün bu Safkan'ı bayağı beğeniyorum. Hem mesafeye yatkın hem idman durumu iyi. Bence uygun rakipler arasında da kazanmaya çok yakın. Eğer bir risk alınacak isim ise bence bu 4 nolu Sultan Yel'i değerlendirmeyiz. O yüzden küçük ve lisevenler için alternatif bir tek olarak önereceğim 4 nolu Sultan Yel'i. Ama yanına rakip arayanlar da tabii ki muhakkak arayacaklar. Kimler yazabiliriz? 9 nolu Tel Serencan, 3 nolu Sınır Tanımaz, 1 nolu Emena, 7 nolu Erlikan ve 8 nolu Ortaylı olarak önerebilirim. Ama önce 4, daha sonra 9, 3, 1, 7, 8 sıralaması. Günün 5. koşusu 2. altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı yine şartlı bir 3 yaşlı Arapların 1000 metre kum yarışı devam ediyor ve 10 tayın yer almış olduğu koşuda ben sıralama bu şekilde 3 nolu Bay Kutluşa, bu Bayhan temsilcisi Ali Yıldız'la start alacak olan Safkan oldukça güzel idman durumuyla yine hazır gözüken bir ekürde. Daha sonra 1 nolu Afşintay, bir Kutluşa Bey temsilcisi Ali Can İnci'yle start alacak olan Safkan da yine iyi idman durumuyla oldukça da gösterişli bir eşkali bir Safkan görüntüsünde olan bir isim. 10 nolu Yetta Atay, bir Özgün Han temsilcisi Ali Kaplan'la start alacak olan Safkan yine iyi idman durumuyla, iyi görüntüsüyle şanslı. 9 nolu Mor Çiçek, bir Berksoy temsilcisi Nevzat Avcı ile start alan Safkan da yine iyi idman durumuna sahip ve oldukça da hazır gözüken bir tane. 6 nolu Yelbey'i Besteney temsilcisi, Besteney'le biraz ıslak piste yatkın gibi gözüküyor ama bu Safkan bayağı iyi gözüküyor. Furkan Karakurt da start alacak olan Safkan yine yazılacak diğer tane ve son olarak da 4 nolu namlı bir Haberkan temsilcisi Mehmet Akyavuz ile start alacak olan Safkan da yazıp bayağı 3, 1, 10, 9, 6, 4 olarak önerebilirim. Günün 6. koşusu Handikap 15, dişilere 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum yarışına geldik ve 14 sakının yer almış olduğu koşuda 11 nolu Rüzgar Tepesi'yle başlayan bu Can Kardeşler temsilcisi Çetin Okla start alıyor. Son güzel birincilikle formunu yükseltip idman durumunu daha da geliştiren bu sakın ben de ilk sırada. 12 nolu Nemesta, Can Kardeşler'in diğer temsilcisi olan sakın da bu yine bomboş kilosuyla Zülfikar Karabulut'la yine artan formüyle burada da bir hayli şanslı gözüküyor. 7 nolu Muz Pınar'ı bu Kasper temsilcisi Tolga Yıldız da yine oldukça istikrarlı. Son ikinciliği de oldukça iyi olan Musafkan yine formda. 4 nolu Berca Torun'un Berçan temsilcisi Mahmut Bağlas da Musafkan çok güzel bir form yakaladı. Önce kazandı. Arkasından 2 tane yarışında da ikincilik geldi de bu yarışlar oldukça fit durumuna giren Musafkan'da yazılması gereken diğer Safkan ve son olarak da 9 nolu Sufre. Bu Özgün Han temsilcisi Nevzat Avcı ile bence uygun rakipler arasında şanslı gördüğüm bir diğer safkan oldu. Yani 11, 12, 7, 4, 9 sıralaması 6. koşulmuş. Günün 7. koşusu Handikap 14, 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kum yarışına geldik ve 8 safkanın yer almış olduğu bu koşuda 4 nolu Wings of Time, Brooke Rescat temsilcisi Mahmut Bağlas'ta kalan safkan
dört yarış koşu bence dördü de oldukça akışlı ve gösterişli olan Musalka. İyi bir kalite orijinin, iyi bir kanatına sahip. Bence bugün de kazanmaya oldukça yakın gözüküyor. 3 dolu Son of Sever, Süper Sever temsilcisi Muhammed Bilgin Asıtlar'dan Musalka ile istikrarlı ve çok formda kazandı ve arkasından güzel bir ikincilik ve ikman durumundaki iyi görüntüsüyle burada bir hayli şanslı. Ve 7 nolu Wish Come True, bir kapak grup temsilcisi Oğuz Eren Asıtlar'dan Musalka'nda ikincilik serilerini biraz fazla sever gibi ama Musalka bence bugün etkili koşacak ve iyi ikman durumuna sahip. O yüzden önceliğim 4-3-7 ama 1 nolu Hellboy ve 6 nolu Winner Devil'da bayağı genişletmek isteyenlere önerebileceğim diğer isimler. Günün 8. koşusu olan Dicap 14 işiler ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı ve 9 sarkanın yer almış olduğu koşuda 4 nolu Noble Woman 3 yaşındaki Scarface temsilcisi Ali Yıldız da bomboş kilosuyla 77 günlük araya rağmen oldukça iyi idman durumuyla bu yarışta benim ilk sırada şanslı gördüğüm tay. Daha sonra 3 dolu Down of the Night. Bir Windriver temsilcisi olan Safkan Nevzat Avcı ile ilgili güzel performansı olan bir isim. Son yarışında sanki biraz uzayan mesafede etkilenmiş gibi görüntüye sahip. Bence bu kendi mesafesinden oldukça şanslı. Bir de 2 dolu Hazy Daisy. Bu Luxor temsilcisi de Cem Altun'da yine yakalamış olduğu güzel formuyla benim ön plana aldığım bir diğer Safkan oldu. Yani 8. koşuda 4-3-2 sıralaması verdim. Günün 9. koşusu şartlı bir 3 yaşlı Arapların 1000 metre kum yarışın bölünen bu son ayağında 10 tayımız yer alıyor. Önceliğimiz 10 nolu umudumuz. Bu öz haber temsilcisi Mehmet Akyavuz'un oldukça akışlı ve iyi idman durumuyla ve iyi dereceli galoplarıyla benim bugün kazanmaya oldukça yakın gördüğüm tay oldu. 10 nolu umudumuz. Daha sonra 3 nolu Gözde'nin bulutlu bir diliran temsilcisi. İbrahim Sefa Söğüt ve Star Alacak Adam Safkan yine iyi idman durumuna sahip ve oldukça da uzun zamandır çalışmalara oldukça akışlı gözüken bir taydı. 7 nolu Lady Sherman yine bir diliran temsilcisi olur. Öztürk ve Star Alacak Adam Safkan da yine iyi görüntüsüyle benim ön plana çıkan bir diğer tay oldu. Yani önceliğim 10-3-7 ama 9 nolu Tarçın Kız ve 8 nolu Şeker Hal Hal bu ayağı genişletmek isteyenlere önerebileceğim diğer tayda. Önceliğim 10-3-7 daha sonra 9 ve 8. Günün son koşusu handikap 14, 4 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışına geldik ve 17 sapkanın yer almış olduğu koşuda bir tane satılık sapkan varmış. Bakalım pay çok iyiydi, ne oldu birden satılığa girdi. Son 0 çıktıktan sonra. Neyse ben burada 5 dolu Muzatcan, muhtemelen onun temsilcisi Mustafa Çiçek'le start alacak olan bir sapkan. Yarış hayatına güzel birincilikle başladı, arkasında bir üçüncü, bir yedinciye geldi ama son yarışta toparlanıp güzel ikincilik ve iyi idman durumu bence. Bu kalabalık grupta birinci de çok yakın gözüküyor. Benim bugünkü banko Lima'nın son ayaktaki 5 dolu Muzatcan oldu Mustafa Çiçek. Hemen idman durumundan sonra tabii ki yorumlardan sonra hemen şablonumuzu paylaşalım. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar katıl butonundan iyilik yapan arkadaşlar için çarşambadan itibaren Allah nasip ederse yurt dışı yarış programları başlıyorum tekrardan. Ama dediğim gibi sadece katıl butonuna katılanlar seyredebilecek, izleyebilecek bu yorumları. O yüzden şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.